İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. İMC Gazetesi. Kocamaz'ı anmadı, güven sorunu var dedi, kendisiyle birlikte 5 il başkanı olduğunu ima etti ve seçimde kumpas kuranlar partinin önünü tıkadı dedi ve istifa etti. İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak, sosyal medya hesabından İYİ Parti Mersin İl Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Bu kafayla mı turizmi geliştireceğiz? Mersin'de özellikle iç turizmin gelişmesi için yoğun bir çaba harcanırken, Adanalıoğlu sahiline giden ve turizm yolu olan yere 4 kilometre boyunca arpa serildi. Haberci Gazetesi. Yatırımlarda büyük düşüş. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın periyodik olarak yayınlanan aylık göstergeler raporunun Mayıs ayı sayısına göre ilk 5 ayda kentte düzenlenen genel ve bölgesel yatırımlar geçen yılın altında kaldı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Mersin Barosu son günlerde artan kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin önüne geçilebilmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Sözleşmesi Yaşatır sloganıyla farkındalık çalışması başlattı. Akdeniz Gazetesi. Ölüm virajı 5 can daha aldı. Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı. Cuma hutbesi meclis gündeminde. 30 Ağustos'ta Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından tek kelime söz etmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı CHP meclis gündemine taşıdı. Hakimiyet Gazetesi. Geri dönüşüm bilinci şart. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu depozito uygulaması geri dönüşümle kazanımda atılacak en sağlam adımlardan birisi. Biz de evlerimizden iş yerimize kadar geri dönüşüm bilincini kazanmalıyız, dedi. İşsizlik ödeneğine başvurular arttı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2019 yılı Mayıs ayı aylık göstergesine göre işsizlik ödeneğine başvuruların son 3 aydır hızlı biçimde artış eğiliminde olduğu görülürken, 2019'un Ocak-Nisan döneminde ise geçen yıla göre %64'lük hızlı artış gözlendi. Çukurova Gazetesi. Ölü sayısı 5'e yükseldi. Dikkatsizlik ve yetkililerin gereken denetimleri yapmıyor olması felaketlere sebep oluyor. Cuma günü meydana gelen katliam gibi kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Mersin'e yabancıların ilgisi azaldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası aylık göstergeler raporundan derlediğimiz verilere göre Mersin'de ağırlıklı olarak Suriye, Irak ve İran sermayeli firma açıldı. Mersin Gazetesi. Cinayet şüphelisi polise yakalanmamak için intihar etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen cinayetin şüphelisi polisin düzenlediği operasyonda yakalanmamak için intihar etti. İzinsiz asılan pankartlar kaldırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent estetiğini bozan ve izinsiz olarak asılan afiş, pankart ve benzeri reklam tabelalarını topluyor.